Evet, Mitari Camping'den tekrardan selamlar. Biz artık sona yaklaştık. Bugün sondan birinci Birinci. günümüzdeyiz. Yarın Yarın yola çıkacağız. kalkacağız, toplanacağız, yola çıkacağız. Bugün böyle biraz hava hafiften kapattı, bozar gibi küçük bir yağış bekleniyor. Biz de hatta tentimizi açtık ekstradan garanti olsun diye. Bu bahaneyle de en önemli olan bize sürekli Avrupa seyahatlerinde ya da yurt dışı gezilerinde gelen sorulardan iki tanesini cevaplayalım. Biz bu arada hani bu konuları anlatmadan önce siz kanala abone olup beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda aklınıza gelen bizim görmediğimiz soru olarak gelmemiş ya da gözden kaçan sizin için önemli bir soru varsa da yorum olarak yazın lütfen. Hani ya videosunu çekeriz karışık bir şeyse ya da aşağıda size detaylı bir şekilde açıklamaya çalışırız. Onu unutmayın. O zaman biz videoya geçiyoruz. Evet. Şimdi geldik evrak kürek işlerine. Diğer önemli soru, bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Hemen hazırladım ve çaktırmadan aşağıdan çıkarttım şey gibi. Evrakları Evraklar getirdim. hazır yapılmışı var evrakların. Harita kalmış Armenti'si. Ha. Şimdi özellikle araçla, karavanla yurt dışına çıkarken yapmamız gereken evrak işleri diye bir yükümlülüğümüz var bizim. Sadece bizim değil, neredeyse dünyanın tamamının böyle bir yükümlülüğü var. Bizim Türkiye'den çıkarken şu anki senaryoda Avrupa Birliği bölgesinden bahsediyor olacağım. Hani şeyden yani vizesiz ülkeler, diğer sınır komşuları ile ilgili konuların ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden hani genel olarak da herkesin merak ettiği konu Avrupa Birliği tarafı olduğu için Avrupa Birliği'ni anlatacağız. Birincisi, tabii ki pasaportunuza ihtiyacınız var. Bu hani konuşmamıza gerek olan bir şeydi, pasaportunuza ve Avrupa Birliği için bahsettiğimiz için bir Schengen vizesine ihtiyacınız var araçla çıkış yapmanız için. Bunu hani bu arabayla çıkıp çıkmasanız da zaten ihtiyacınız olan bir şey. Bu her türlü yurt dışı Avrupa Birliği'ne çıkışta olması gereken şey Şey olarak. yani. Yeşil sigortası olan, yeşil pasaportu olan arkadaşlar için o zaten başka bir senaryo. Onların hani ekstra bir vize işlemlerine gerek ihtiyaçları yok. Diğer önemli evrağımız ehliyet. Şu an Türkiye'de bizim kullandığımız yeni nesil ehliyetlerin tamamı zaten uluslararası geçerli ehliyettir. Ama bir sebepten dolayı eski ehliyetiniz varsa uluslararası geçerli ehliyet almanız gerekiyor. Onun bir formu var, onu almanız gerekiyor. Turing kurumundan alıyorsunuz ama Onu yapana kadar. %99 şu an elinizdeki ehliyet zaten yeni nesil ehliyettir. Bir de O yüzden. onu yapana kadar da hala değiştirmediyseniz önce gerçekten ehliyeti değiştirin. Zaten süre Cezası evet artık az kaldı yani. var. Ehliyeti hallettikten sonra bizim neye ihtiyacımız var? Yeşil sigortaya. Yeşil sigortanın yeşil olmasının sebebi renginin yeşil olması ile ilgili. Biz bu sigortayı her zaman Serhat mıydı beyefendinin adı? Adamın adını hiç Neyse her hatırlamıyorum. zaman aynı kişiden yapıyoruz. Diğer Ama videolarımızda bahsettik. adını hemen firmanın adını söyleyeyim. Evet. Şey çünkü fiyatları normal o kapıda geçerken yaptığınız fiyatlardan daha uygun. Hemen söylüyorum. Bize yeşil sigortayı bu arada. Artemis. Artemis. Evet. Artemis. Firmanın adı Artemis. Sen istersen Koyarım koyarsın ben onun orada bir yere. detayını. Fiyatları gerçekten çok uygun. Yani arada bir Sebebi 10 bu euro arada falan fark ediyor. hani burada bir dolandırıcılık vesaire falan bir şey konusu kafanıza gelmez. Sebebi Bulgaristan üzerinden yapıyor. Zaten evrağın üzerinde de Bulgaristan'ın şeyin logosunu göreceksiniz. Burada zaten şeyi var. Fırfırı var. Zaten hani kullanıyoruz bunu. Hani zaten kullandık ülkeye girerken de bir sıkıntı yaşamadık. Bizim buradan ikinciye yaptık. 3 ya da 2 öyle bir 3 şey. ya da ikinciye bayağı da bir kişiydi. Biz de zaten şeyden aldık. Ayak üstü lezzetlerden kopya çekip onlar Evet. söylemişti oradan aldık. Şimdi bu evrakta dikkat etmeniz gereken en önemli konu gerçekten yeşil şu kağıda basılı olması gerekiyor. Çünkü bazı firmalar hani bir şey olmaz vesaire diyerekten size çıktılarını verebiliyormuş. Girerken size hatta bazı ülkeler şunu sorarlar. Yeşil sigorta değil, yeşil kağıdın nerede diye sorarlar. Çünkü hani bunun gerçekten şu formatta yeşil olması gerekiyor. Yoksa ülkeye alınmayabilirsiniz. Bu arada bu gerçekten önemli bir şey. Kesin ve kesinlikle yeşil olan şu formattaki olanı almanız gerekiyor. Biz karavanla Şimdi bu nasıl yapılıyor onu da genelde söyleyelim. işlemi Güldeniz yaptığı için olur. Ruhsatınızı paylaşıyorsunuz firma ile. Ondan sonra gideceğiniz tarihleri belirtiyorsunuz. Size uygun gün aralığını seçmeniz lazım. 15 gün, 1 ay, 3 ay arasında yapıyor benim yaptırdığım firma. Ona Bu göre de arada fiyatları değişiyor. bu Bulgaristan bu şekilde yapıyor. Eğer ki siz Türkiye'deki Turing kurumundan alırsanız 1 yıla kadar alabiliyorsunuz. Ama fiyatları hani %50 falan daha pahalı. Hani Türkiye'deki Turing kurumu
minimumdan 1 yıllık yaptırmaktansa Bulgaristan'dan 3-3-3 yaptırmak daha ucuza denk gelebiliyor bu arada. Bu araç için söyledik. Araçla karavan içinde fiyatta fark ediyor. Hı-hı. Karavanda, bu çekme karavanda 750 kilo üzerindeyse bu arada sigorta yaptırmanız gerekiyor. Bizim karavanımız 750 kilo üzerinde olduğu için ona da yaptırdık. Hı-hı. Onun fiyatı dediğim gibi araca göre biraz daha uygun. Yine ama aynı şekilde 15 gün, 1 ay, 3 ay şeklinde yaptırabiliyorsunuz onu da. 750 kilo altında bir karavanınız varsa... O da böyle bir yeşil. O da Türkiye. Bu mesela direkt Türkiye'deki Turing kurumundan gelmiş bir evrak. Bulgaristan'dan değil, bunu buradan çıkarttılar. 750 kilo altında bir karavanınız varsa sadece 750 kilo altında romorkum var demeniz yeterli bu arada. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ama bazı arkadaşlar özellikle romorka da hani ekstradan da hani sigorta kapsamına sokturmak için bir 150 fiyatını farkını ödeyerekten, yani normal aracın 150'si gibi bedeli ödeyerekten yaptırıyorlar. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde olmuş kısım. Zorunlu değil. Bir de ek olarak ben şunu söyleyeceğim. Araç sigortası çok hızlı yapılabiliyor ama bu karavan sigortası bir gün, yani bir gün kadar sürebiliyor. Hemen aynı gün alıp gitmek isterseniz yaptıramayabilirsiniz. O yüzden bir gün öncesinden hallederseniz sizin de işiniz rahat olmuş olur. O kadar aceleniz varsa ve hani yetişmeyeceğini düşünüyorsanız araç sigortasını oradan yaptırırsınız. Karavan sigortasını sınırdaki otomatlardan yaptırırsınız. Bu tamamen aslında tercihen bir şey. Diğer konu ruhsat. Tabii o zaten hani bulunması gerekiyor ama buradaki konu şu. Aracın içinde şoför olup olmaması önemli değil. Ruhsat sahibinin, bizim araçlardaki ruhsat sahibimiz Güldeniz'dir. Ruhsat sahibinin. Bir şey söyleyeceğim, her ikisinde de. Her şeyde. Ruhsat sahibinin arabada olması gerekiyor. Arabada değilse vekalet çıkartmanız gerekiyor. Bu kişi yurt dışına benim aracımla gidebilir diye noterden vekalet çıkartmanız gerekiyor. Bu da önemli konu. Çünkü gerçekten sınırdan dönmüş insanlar var. Tanıdığım, bildiğim sınıra gidip çıkamıyor muyuz deyip geri dönen insanlar var. O yüzden buna dikkat edin. Başka burayla ilgili yurt dışına çıkarkenki özellikle... Bir de 500 TL'lik bir çıkış aracımız var. Onu artık söylemeyelim. Onu söylemeyelim. Onu bu arada söyleyelim bir saniye. Yeşil pasaport sahibi olanların da onu ödemesi gerekiyor. Evet. Türkiye vatandaşı olan herkesin onu ödemesi gerekiyor. Bunu bana çünkü soruyorsunuz. Mesajda gelen sorular var böyle. Türkiye vatandaşı olan herkes Türkiye'den çıkarken yurt dışı çıkış harcını ödemek zorunda. Avrupa Birliği'nde yaşayan ya da orada ikamet eden insanlarsanız, orada oturumunuz varsa ödemek zorunda değilsiniz. Hı hı. Bu bahsettiğim evrak vesaire, yeşil sigorta falan orada yaşıyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Bunun da çünkü soruları geliyor. Yani Avrupa Birliği içinde serbest seyahat etmeye hakkınız varsa aynı şekilde devam edebilirsiniz oraya giderken. Bu evrakları almak zorunda değilsiniz o zaman. Ben bir de ek olarak şunu söyleyeceğim. Yeşil sigorta yurt dışında sadece karşı tarafın masraflarını karşılayan bir sigorta bu arada. Evet. Hani yurt dışında yaşayansa dediği için söylüyorum. Eğer ki kaskonuz varsa onu yurt dışına aktif hale getirirseniz, yurt dışında başınıza bir şey geldiğinde aracınıza vesaire, masrafları karşılatabilirsiniz. Onun dışında bu yeşil sigorta sadece karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu da size bilgi olsun. Bak çok güzel bir bilgi verdim. Çok güzel bilgi. Önemli. İnşallah bunu sürekli yaptırırsınız ama hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Neyi? Yeşil. Ha evet. Yok, İnşallah hiç kullanma yani. Şeyiniz olmaz. O zaman başka burayla ilgili anlatacağımız bir bu konu yok. Basit, çok basit, çok işler basit, çok bu basit. Arada. Panik yapmayacak bir şey yok. Telefonla hallediyorsunuz, gidiyorsunuz. Baktınız bunların hepsi size zor mu geliyor? Hepsinin zor geldiğini düşünün. Hiç bunlarla uğraşın. Sınıra geliyorsunuz, sınırda otomat var. Orada bilgilerini giriyorsunuz, alıyorsunuz. Biraz fiyat farkı ödüyorsunuz. Ama ben bunu yapamam, ben uğraşamam, aman bir şey atlarım diyorsanız sınırdaki otomattan yapın arkadaş. Hiç şey yapmayın. Onun dışında da ben kartı Hüseyin'e vereceğim. O size koysun. Direkt WhatsApp'tan iletişimde olup beyefendilerden yapabilirsiniz işlemi de. Biz kendilerinden memnunuz. Evet. Reklam değildir. Şey denir. Yüzlerini bile bilmiyoruz ama memnunuz kendilerinden. Almaya gittiğimde yüzlerini görüyorsun. Gördük canım. Tabii ben gitmediğim için. Yerleri Harbiye'de bu arada. Benim iş yerime yakın olduğu için ben böyle bir öğle arasına falan gidip alıp gelebiliyorum şey sigortayı. O kadar. O kadar. O zaman böyle bu bilgilendirici videolardan sonra biz biraz yağmur tadını dinleyip evet. Ondan sonra da tekrar bir denize gireriz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz, tekrar söylüyorum bir soru varsa ya da eklemek istediğiniz detaylı bilgiler varsa, lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.